yapıldı. Doğalgaza ve elektrik üretimine. Tamam, şimdilik meskeni değil ama onların meskenlere nasıl yansıyacağını hepimiz biliyoruz. İşte 48 kuruş birden, ki defalarca yapılmış diğer zamlar haricinde, yine otogaza, LPG'ye, akaryakıta yapıldı zam. Ertesi gün hiçbir yandaş gazetede ve televizyonda hiçbir şey duymadık, görmedik. Ama deminki çelişki gibi, örneğin Akit bugün kalktı. Bayat ekmekle 4 çeşit yemek, harika mutfaklar, sofralar diye içine sadece yağ ve kırmızı biber konulan ve yenmesi gereken yemekler açıkladı örneğin. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Buna nasıl bakıyorsunuz? Vatandaş bunu, çok basit bir şey olacak ama, yiyecek mi bundan sonra da? Yemez. Yemez. Şöyle, ben geçenlerde bununla ilgili şunu da söyledim. En iyi muhalefeti Recep Tayyip Erdoğan yapıyor. Yani bu tarz söylemlerle, hiçbir şey yokmuş gibi, kriz yok, işte adaletsizlik yok, işte refah seviyesinde bir azalma yok, bu tarz cümleleri kurarak, işte diyor ya hani, kapıcılar bir araba alıyor, bir araba daha alıyor, ondan sonra onlar, evet. Benim gördüğüm hiç kimsede öyle bir şey yok. Mesela bende yok, ben avukatım. İkinci arabaya geç, birinci arabayı tutmaya çalışıyoruz evde. Ve ben şunu söyleyeyim, Türk ekonomisi mengene gibi yani şu an. Gelirler azaldı, giderler arttı. Bu ikisi arasında şu an korkunç bir şekilde vatandaşı sıkıyor. Bu açmazdan, bu acıdan kurtulabilmenin yavaş yavaş hissettiği için çok farklı farklı yollara tevessül ediyor. Devlet, mesela TÜİK diyoruz, devlet kurumlarına güven kalmadı. Sadece TÜİK değil, yani yargıya güven kalmadı. İşte Sayıştay'ın hali ortada, o bile o canhıraş halde bir şeyler üretmeye çalışıyor. Bu bir sıkıntı. Üçüncüsü, Türkiye'de işte bu Özal dönemiyle beraber yavaş yavaş ortaya çıktığı iddia edilen orta direk, bu dönemde son 3-4 yılda tamamen yok edildi. Bu son özellikle 5 yılda TÜSİAD ve işte muhalefetin beşli çete diye adlandırdığı kesim hariç, Türkiye'de bu krizi iliklerine kadar hissetmeyen herhangi bir kesim olduğunu ben zannetmiyorum. İşte bu TÜSİAD'ın geçenlerde bir açıklaması oldu. İşte Darun Acemoğlu'nu da çağırdılar falan, Ömer Koç, evet, böyle notlar, evet, falan, evet, almış. Yani ben Ömer Koç'a diyecek laf bulamıyorum. Ömer Koç'un bitirdiği okulların zekatı, Darun Acemoğlu'nun anlattıklarını zaten kendisine ifade etmiştir. TÜSİAD Efendi 10 yıldır gıkı çıkmıyor. Hı hı. Ekonomik krizle alakalı olarak bir ülkede burjuva sınıfı bu tarz durumlardan en çok etkilenen ve buna en çok tepki vermesi gereken sınıftır. Ama bizdeki burjuvazi devlet burjuvazisi olduğu için devlet ihaleleriyle zenginleşip vergi aflarıyla köşeleri döndükleri için gıkları çıkmadı, iş bitmiş. Ekonomi batmış, adaletsizlik zirve yapmış, çıkıyorlar orada, açıklamalar yapıyorlar. Bundan hiçbir ehemmiyeti yok. Halk her şeyi görüyor, biliyor, iliklerine kadar da hissediyor. Bunun üstünü öyle kapatamazlar. İşte istedikleri kadar, işte Akit'te, ne bileyim, veyahut da o %90'ına sahip oldukları medyada söylemesinler, saklasınlar. İnsan hafta sonu pazara gittiğimde ben hissediyorum ya, çatır çatır yani. 2 kilo alıyorsan 1 kiloya indi, 500 grama indi, taneye indi, karpuz çeyreğe indi. Kuruş hesabı yapıyor yani insanlar. Şimdi bunlar yaşanırken kalkıp da istedikleri kadar Türkiye uçuyor, kaçıyor, sıçrıyor, hopluyor falan desinler, ben bunun hiçbir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Zamlar ve vergiler artık beli bükmüyor, beli kırdı yani Türkiye'de. Bunu da hane halkı ilk seçimde gösterecek. Onun da sebebi, Necdet abinin söylediği, İşte o %25 bandı vesaire. Hı hı. Türkiye'de çoğun 10 yılda o kadar keskin bir ideolojik ve kimlik siyaseti yapıldı ki, insanlar o kimlik siyasetiyle alakalı olarak bir aidiyet hissediyorlar. O kutuplaştırmanın yarattığı buzullara hapsoldu kitleler. Hı. Onun çözülmesi biraz zaman alacak ama en nihayetinde çözülecek. Peki. Sayın Demir, şimdi az önce şimdi bütün konuşmacılarımızın değerlendirmeleri dinlediniz. Biraz önce sizin sözleriniz arasında şöyle bir cümle vardı ki hepimizi yakından ilgilendiriyor. Bu veriler, tutulan veriler diyebiliriz, değiştirilen, hangi dinamiklerle sonuç verdiğini bilmediğimiz için yalan, yanlış direkt diyemediğimiz bu verilerin sonucu tüm maaş zamlarına yansıyacak. Emeklisi, asgari ücreti, ne düşünürseniz artık, kimlere zam yapılacaksa. Biraz da o nedenle tutuluyor olabilir mi acaba? Hazinede para yok, pek çok alanda, fonda para olmadığı da değerlendiriliyor. Ne dersiniz?
Yani Sayın Cumhurbaşkanı yanılmıyorsam Temmuz ayında bir toplantıda şöyle demişti. Buradan sinyali veriyorum ilgili kurumlara demişti. Yani ben hani dediğim gibi spekülasyon yapmak istemiyorum. Hepimiz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na verdiğini düşünmüştük bu sinyali ama yani seri şekilde birçok kurum bu mesajı almış olabilir. Bunlardan biri de Türkiye İstatistik Kurumu olabilir. Yani dediğim gibi şey hani vardı ya bu çok söylenen bir şey. Yemin edebilirim ama ispatlayamam hani diye bir böyle Evet. gençlerin çok kullandığı bir şey var. Evet. Yani bu mesajlardan birini de Türkiye İstatistik Kurumu almış olabilir. Ama burada yani şöyle bir gerçeklik var. Bence asgari ücret pazarlıkları başlayacak yakın bir zamanda. Evet. Yani enflasyonun bu kadar arttığı dönemlerde kesinlikle ve kesinlikle o masaya oturan işçi temsilcileri zam sürecinin 6 ayda bir indirilmesi konusunu gündeme getirmek zorundalar. Çünkü bizim atladığımız yani ya da burada şu an konuşmadığımız atladığımız derken çok konuşuldu aslında bir üretici fiyat endeksi değişimi var. Yani Türkiye'de şu an hizmet üreticileri fiyatları %30 civarında. Tarım üretici fiyatları %30'a yakın. Üretici fiyat endeksi ise az önce Yasemin Hanım'ın söylediği gibi %19 yılın rekoru %46'nın üstünde artmış durumda. Bu şu demek. Bütün üreticilerin yani bizim muhatap olduğumuz bize mal satan bütün üreticilerin ve satıcıların maliyetlerinde en az %30'luk artış olmuş ki imalat sanayinde bu rakam %46'larda. Bu %46'ya gelen rakam doğalgaza %15 zam yapılan Ekim ayında gelen rakam. Yani o Evet. üreticiye yapılan. Evet. Ardından bir de üreticiye %48'lik ikinci bir zam geldi. Yani dolayısıyla üreticinin üzerindeki maliyet yükünün Kasım Aralık itibariyle daha da artması lazım. Şimdi TÜİK belki tüketici tarafında o fiyatları bulabiliyor. Yani ben onu şöyle açıklayabiliyorum en fazla dönemsel olarak talebi yakalayan üretici zam yapıyor. Mesela bu ay en fazla fiyatı artan mallar giyim ve ayakkabı. Geçtiğimiz ay eğitim. Yani bunlar tesadüfi değil. Çünkü işte Ekim ayları genellikle giyim ve ayakkabı fiyatlarının arttığı aylardır. Ya da işte Eylül ayları okulların açıldığı ve zamların olduğu aylardır eğitim malzemeleri ya da eğitim fiyatları açısından. Dolayısıyla baktığınızda bütün bu değişen kalemlerde ya da talebin arttığı kalemlerde zamlar görmeye devam edeceğiz. Çünkü üretici talebin düşük olduğu sektörlerde zam mı yapmıyor, fırsatını bulur bulmaz talep artar artmaz o zammı tüketiciye yansıtıyor. Şimdi bu şu demek yani biz 2 ay sonra işte çok daha iyi bir ortamda yaşamayacağız ya da enflasyon gevşemeyecek. 3 ay sonra enflasyon gevşemeyecek. Yani zamana yayılı olarak şu %46'lık enflasyonu, üretici enflasyonunu biz ki daha da artacağını söylüyorum. Yani belki %50'lerin üzerine çıkacak. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart aylarında belki 5-6 ay daha tüketici fiyatları üzerinde baskı yapar şekilde göreceğiz. Bu şu demek. Aylık enflasyon yani işte Ocak'ta geçen sene yüzde yanılmıyorsam birler civarındaydı. Belki 1,5'lar civarında olacak. Yani vatandaşın Ocak ayında zam almasına rağmen asgari ücretlinin, emeklinin, memurun zam almasına rağmen geliri erimeye hızlı bir şekilde devam edecek. O yüzden bu pazarlık masasında mutlaka ve mutlaka asgari ücretlinin, emeklinin, işte memurun şunu söylemesi gerekiyor hükümete. 2015'e kadar 6 ayda bir asgari ücrete zam yapıyordunuz. Yüksek enflasyon dönemini yaşıyoruz ve bize yeniden 6 ayda bir zam yapmanız gerekiyor. Çünkü biz ya şöyle düşünün bakın bugün yılbaşından bu yana TÜİK'in bulduğu gıda enflasyonu %19,03. Yani bu şu demek. Ocak başında 100 liraya dolan sepet 119 liraya doluyor. Evet. Ama bu sepetten 10 tane alabilmeniz